Değerli tarih dostları, yeni bir derin tarih programımızdan hepiniz muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayımızın bu güzel gecesinde inşallah sizinle bir gönül muhabbeti, bir gönül yolculuğu yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla inşallah hem istifadelere vesile olur hem de şu Ramazan gecesinin mübarek gün ve ayın şu günlerin feyizine bereketini vesile olur niyeti ve düşüncesiyle bir program akışı düzenlemeye çalıştık. Dolayısıyla Ramazan ayı boyunca da böyle bir Ramazan ayının konseptine, içeriğine uygun bir nitelikte program akışı düzenlemeye çalışacağız sizin için. Fakat tabii ülkemizde gündem yoğunluğu. Sürekli yeni bir gündem ortaya çıkıyor ve bu gündeme ilişkinde bir şeyler söylemeden geçmek olmuyor. Hasreten sizden bugün akşam şunu rica edeceğim program akışımız içerisinde. E, şu zor zaman ve günlerde ülkemiz için, memleketimiz için duanızı mutlaka dualarımızdan eksik etmeyelim. Çokça dua ederim. Çünkü gerçekten ülkemiz zor zamandan geçiyor. Devletimiz bu anlamda bir takım tehditlerde Zaman zaman ben program akışlarımızda da geçmiş programımızda bahsettiğim e, baskılarla ve kuşatılmalar da karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bu kuşatmalara, bu tehditlere karşı bu nurlu ve feyizli günlerin hürmetine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, onun feyizini, onun himayesini, onun muhafazasını dilemek emin olun çok önemli ve değerli olacaktır diye düşünüyorum. Neden bu düşüncedeyiz? neden böyle bir e, giriş yaptığımı soracak olursanız, özellikle dostlar çok dikkatimizi çekiyor. Nedir o? Son zamanlarda farkında mısınız bilmiyorum. Önceden böyle ayda yılda bir, işte sosyal medyada, bir takım haber kanallarında Kandil'den şöyle açıklama yapıldı, terörist başı şöyle bir açıklama yaptı gibilerden bir takım onlara ait bildiriler, konuşmalar gündemimize düşüyordu. Ama ne var ki özellikle ülkemizin tam böyle seçim atmosferine girdiği, depremin ve enkazın getirmiş olduğu büyük yıkımla mücadele verdiği böyle bir dönemde adeta artık gün geçmiyor ki oradan bir mesaj gelmesin, bir bildiri yayınlanmasın ve bu anlamda ülkemize ve birliğimize, dirliğimize yönelik bir takım söyleme mesajlar gündemimize düşmemiş olmasın. Ve daha da önemlisi özellikle bu mesajlar çok ilginçtir dostlar. Adeta öyle bir üstenci bir dille gündeme geliyor ki buna dokunmadan buna değinmeden geçmek istemiyorum. İşte bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti çok farklı olacak. Her şeyi değiştireceğiz. İşte 14 Mayıs'tan sonra bu ülke sistemini kökten değiştireceğiz. Sadece yönetim değişikliği değil, sistem değişikliği yapacağız." diyen ve bu anlamda ülkemiz üzerine bir takım projeleri ve düşünceleri olduğunu beyan eden, halkı aman ha bakın dikkat edin diyerek parmak sallayarak Anadolu halkını tehdit eden, kendi düşünce ve beklentilerine yönelik e, kanaat ve düşüncelerini sandığa yansıtmalarını isteyen bir dil, bir üslupla karşı karşıyayız. Neler oluyor? Bu cesaret nereden aldılar? Neye dayanıyorlar? bu özgüvenin gerekçesi ne diye sormak gerekiyor. Öyle değil mi? Bu bizi endişelendiriyor. Dolayısıyla bu endişe ve kaygılarımız ülkemiz üzerinde bir takım operasyonlara niyet eden ve onları bu üstenci dille konuşmaya sevk eden bir takım güç odaklarının hangi niyetlerde onları kışkırttığını, bu söylemlere teşvik ettiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla dostlar, dün 15 Temmuz'da yapamadıkları bu ülkeye müdahaleyi bir sonraki aşamada farklı gerekçelerle yapmaya çalıştılar. Hatta da geçmiş programlara programlarınızda bahsettiğim 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında da böyle bir niyetle hazırlık içerisine girdiler. Olmadı, şimdi farklı bir şey deniyorlar. Dolayısıyla adeta bir terör örgütü eliyle bu ülke yeniden tanzim edilmek, düzenlenmek, hatta daha açık ve net söyleyeyim, işgal edilmek isteniyor. Bu ülke dün nasıl Irak, Suriye gibi ülkeler, Afganistan gibi ülkeler özgürlük getiriyoruz, dostluk getiriyoruz. Biz asayişsizlikle mücadele ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Barış ve özgürlük demokrasi getireceğiz söylemleriyle işgal edilmiş, tarumar edilmiş, yönetimi yok edilmiş ve halkı büyük bir zulme maruz bırakılmışsa Bugün aynı şeyin bir terör örgütü aracılığıyla ve eliyle bu ülkemiz için yapılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz. Ve her ekrana çıktıklarında aynı şeyi söylüyorlar. Türkiye özgürleşecek. Türk halkı özgürleşecek ve demokrasiyle tanışacak. Amerika'nın özgürleştirdiği, demokrasi getirdiği ülkelerin durumunu görüyoruz. Dolayısıyla o demokrasi ve özgürlük adı altında bu ülke için ne gibi planlar yaptıklarını ne gibi zihin arka planında projeler beslediklerini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple dostlar şu günlerde, hasreten şu mübarek günlerde, şu ay içerisinde duamızı sıklaştırmamız ve Cenab-ı Hakk'ın bu ülkeyi düşmanlarından, zalimlerin elinden koruması, muhafaza etmesi adına dualarımızı diri ve ayakta tutmamızın tam zamanıdır diye düşünüyorum. Birliğimize, dirdiğimize yönebilecek her türlü tehdide karşı bir ve iri olmayı, diri olmayı, bu ülkenin asayişini, düzenini ve istikrarını bozmamak adına gerekirse her bedeli ödemeye hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum ve buna da işaret etmek, vurgu yapmak istiyorum. Onların tehditleri bir şey ifade etmiyor. Ama ben şunu için söylüyorum. Tarihte Türk devletleri, Osmanlı İmparatorluğu dahil bu tip tehdit ve şantajlar hep içimizden kendilerine devşirdikleri bir takım hainler, onlara işbirliği yapan, dirsek teması yapan örgütler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Nasıl ki zamanında İttihat ve Terakki denen hain bir örgütlenmeyle koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamış, tüm İslam dünyasını batılı emperyal ülkelerin ayaklarının altında, çizmelerin altında çiğnenmesine sebep olmuş, paramparça yapmışlarsa, bugün aynı niyet ve emellerde, içimizden devşirdikleri unsurlarda aynı niyeti gerçekleştirmek için adeta böyle ellerini oluşturuyor ve fırsat bekliyorlar. O zaman Müslüman agah olmalı, uyanık olmalı, zihni ve diri tutmalı. Hasreten zihnen, fikren diriliği ve mukavemeti kazanmak adına şu günlerin feyizlen bereketinden olabildiğince istifa ede etmeyi başarmalıyız diye düşünüyorum. Evet bu vurguyu yaptıktan sonra dostlar ne yazık ki bir başka konuya da vurgu yapacağım. Sonra da muhabbetime geçeceğim. O da nedir? Malum biliyorsunuz İsrail devleti böyle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapmak, oradaki Müslümanlara zulmetmeyi bir adet haline getirmiştir. Bunu her Ramazan'da yapar. Ama çok ilginçtir. Adeta o Siyonist akıldan beslenen bir takım aklı eveller mi var aramızda diye düşünüyorum. Ramazan ayı içerisinde bizim içerimizde de gerek medya aracılığıyla gerek bir takım böyle kerameti kendinden menkul ne idüğü belirsiz sanatçı kisvesi altında bir takım kimlik ve şahsiyetler aracılığıyla ülkemizin bu mübarek günlerinde insanlarımızın zihin ve duygu dünyasının ifsad edilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Bir takım yayınlar yapıldığını görüyorum. Evet şimdi e, malum yönetmenimden iki numaralı resmi isteyeceğim. Orada Geçen hafta içinde bir medya bir konu düştü. Ülkemizdeki bir kanalda bir televizyon dizisinde ismini vermiyorum. Çünkü biraz da bunları bu ülkede gündem oluşturmak, kendi reklamlarını yapmak için yapıyorlar. Biz bu tuzağa düşmemek adına isim vermeyeceğim ama işte bir mekanda bir arada olan arkadaş grubu içerisinde geçen bir diyalog ülkemizin gündemine düştü. Orada bir diyalog geçiyor. Nasıl bir diyalog? Şöyle ben kısaca bahsedeyim. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çokça gündeme yansır ama ben yine de şöyle kısaca anlatacağım. Yönetmenimden resmi ekranda tutmasını rica ediyorum. Şimdi orada bir masada iki bayan, iki erkek oturuyorlar. Bayanlardan bir tanesi alkol sipariş ediyor. Fakat erkeklerden birisi ya olur mu bu diyor. Ramazan mübarek bir Ramazan ayındayız. Biz de orucuz. Biz oruçken bizim karşımızda herhalde içki içmeyeceksin değil mi diyor. Bayan da diyor ki aynen şu savunmayı yapıyor. Neden diyor. Oruç tutuyorsan kendine tutuyorsun. Bana ne? Öyle ya. Diyecek. Ve sonra diyor ki isteyen çay içer, isteyen ayran içer, isteyen alkol alır, isteyen orucunda tutar. Herkes özgürdür. Bu ülke layık Demokratik işte bir devlettir. Herkes tercihlerine özgürdür. Dolayısıyla siz tuttuğunuz oruçtan dolayı bizim özgürlüğümüzü kısıtlamaya hakkınız yok. Size bunun için saygı duymak veya işte kendi tavrımı kısıtlama gibi bir şey, tavır içine girmeme gerek yok diyor. Dolayısıyla e, o muhafazakar oruçlu arkadaşının tavrını ve kendisinin ibadetine saygıya dair beklentisinin çok saçma olduğunu ifade ederek ona sert bir cevap veriyor. Eğer diyor bu ortamda yani bu sosyal hayatın akışı içerisinde oruç tutmakta zorlanıyor, bizim alkol alıp özgürce kendi siparişlerimizi tüketmemizden rahatsız oluyorsan eğer gidersin evinde orucunu tutar açarsın, iftarını yaparsın diyor, git evinde yap diyor o zaman diyor. Şimdi düşündüğünüz zaman belki seküler mantıklı bu ülkenin, evet herkes özgürdür, kimse kimsenin hayatını kısıtlamaya hakkı yok, dolayısıyla herkes istediğini tüketebilir ve herkes de istediği gibi orucu tutar ama başkasının hayatını kısıtlamaya da gerek duymamalıdır anlamında. Hak verebiliriz. Birileri bunu söyleyebilir. Tabii biz bunu hak vermiyoruz, başka konu. Şimdi cevabını vereceğim. Ama dolayısıyla burada böyle bir imaj, algı uyandırılmaya çalışılıyor. Dostlar, bu sözü söyleyen, bu senaryoyu yapan ve bu dizi yayınlayan kanala söylemek istiyorum. bu repliği kendi dilinden canlandıran o sanatçı kisvesi altında bunları ifade eden kişilere ifade etmek istiyorum. Bakın işte tam İslam da bunun için vardır biliyor musunuz? Yani bu ülkede her kafasına esenin özgürlük adı altında her haltı işleyebileceğini düşündüğü bir ortamın oluşmaması için zaten İslam vardır. Bu ülkenin lokantalarında, vitrinlerinde, sokaklarında, alışveriş merkezlerinde, ticaretinde, kıyı köşe sokaklarında her türlü günah işlenecek, her türlü haram sular seller gibi akıp gidecek. Ortalık kokuşmuşluktan alıp e, gidecek. Haramlar dilediği gibi herkes özgürlük adı altında her türlü haramı içleyecek, Ama Müslüman karışmayacak. Müslüman bunlara müdahale etmeyecek. O Müslüman onların o yaşam adına tükettikleri hazları ve zevkleri alanını kısıtlamayacak. Ya ne yapacak Müslüman? Çok zorlanıyorsa o ortamda gidip namazını camide, evinde kılacak. Orucunu orada açacak ama kimseye karışmayacak. Yani sözü olmayan, mesajı olmayan, sosyal hayatı müdahalesi olmayan bir Müslüman kimdi? Bunu murat ediyorlar. Bunu ifade etmek istiyorlar. İşte biz de diyoruz ki bakın yanlış yanılıyorsunuz. Bu ülke, bu millet bu topraklarda tam bin yıldır Müslüman bir millet olarak yaşamıştır. Allah'ın kitabını, peygamberini, iman esas ve şartlarını ruhunun en derinliklerine kadar özümseyerek bir hayat kimliği, bir medeniyet inşa etmiştir. Dolayısıyla sokaklarda siz her türlü haramı, özgürlük, bizim kişisel hak ve hürriyetimiz adı altında işleyeceksiniz. Çocuklarımız evlerimizden, hanelerimizden çalınacak, alkol, uyuşturucu, hap kullanımı, LGBT hareketlerinin tuzağına düşürülecek, ve bütün bunların karşılığında bir Müslüman ya herkesin özgür ve kendi tercihidir. Buna karışmaya hakkım yoktur deyip dilsiz şeytanı oynayacak. Var mı böyle bir dünya? Sizin tasavvur ettiğiniz gibi ne bir İslam var ne de bir Müslüman kimliği var. Onu söyleyelim. Ve asla bu ülkenin çocuklarını ekranlardan, sosyal medya aracılığıyla ve sokaklara yaydığınız o teşhirci, ahlaksız, hayasız, edepsiz tavır ve davranışlarını zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bunun için gerekirse tavrımızı koymaktan da çekinmeyeceğiz. Sözümüzü ve mesajımızı her ortamda en yüksek nida ile ifade etmeye devam edeceğiz. Bundan rahatsız olacaksınız biliyorum. Ama o sınırsızca, hayasızca, özgürlük diye tanımladığınız yaşam tarzlarını gerçekleştirebileceğiniz bir mekan arıyorsanız onun yeri bin yıllık Müslüman Türk yurdu olmayacak. Bundan emin olun. O yüzden de herkes haddini bilmeli, ifadelerini ona göre seçmeli. Bu ülkenin kendisine milli değerlerine uygun olmayan bir takım ve kavram ve değerleri onun üzeri deli gömleği gibi giydirmeye çalışmasınlar. Dolayısıyla herkes ayağını bu konuda denk alsınlar. Biz buradayız en başta ifade ettiğim, bize parmak sallamaya çalışan terör örgütü. Bu ülkenin içerisinde özgürlük, hak ve hürriyet adı altında her türlü hayasızlığı kendisine yakıştıran bir takım seküler yaşam tarzının savunucuları. Biz buradayız ve emin olun sonuna kadar da kendi davamız ve değerlerinizle, değerlerimizle karşınıza dikilmeye devam edeceğiz. Size gerekirse evet yaşam alanlarınızı ve düşüncelerinizi dar etmeyi kendimize vazife edineceğiz. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Evet. Bunlar tabii çok iç açıcı konular değil. Ama ne yazık ki gündem gereği bunları da söylemek, bunları da hani es geçmemek istiyoruz. Söylemeden de geçmezsek içimize sinmiyor. Şu Ramazan mübarekleri bu şuuru bilinçle doğru değerlendirmek adına bu ifadeleri kullanma gereği duyduk. İnşallah programımızın ikinci bölümünde sohbetimize geçeceğiz. Şimdi kısa bir ara için reklam ayrılıyoruz. Lütfen ekranlardan ayrılmayın. Evet, Derin Tarih Dostları programımızın ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah artık şimdi kesintisiz bir şekilde sizinle yaklaşık bir 45 dakika Ramazan gecemizin şu feyzine, bereketine, rahmetine vesile olacak bir muhabbetle yolculuğumuza, muhabbet yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, Ramazan, ibadet, İslam, hakikat, hikmet, ve Müminin şiarı, dirilişi, uyanışı, kendine yolculuğu ve buluşu. Nedir bunlar? Yani bir gerçek var ki tüm bu yaşadığımız, varlık e, e, alemimizdeki bu zenginliğin, bu ikramların arka planda yatan hakikat şudur ki, kendi yaşamımızın hakikatine, kendi varlığımızın anlamına ve değerine ulaşabilmek, bunu gerçekleştirebilmektir. Dolayısıyla bu hakikati yakalamak adına bir yolcuda, bir düşünce zihin yolcuda, bir ruhsal yolcuda, manevi yolcuda çıkıyoruz. Amaç kendi hakikatimizi, yaşadığımız hayat, hayatın gerçekliğini vakıf olabilmek, idrak ve şuur düzeyine taşıyabilmek. İnsan yaratılış itibariyle dostlar, donanımında her bir insan hakikati bulabilecek yeterli nitelikte, vasıfta ve boyutta yaratılmıştır. Yani insan dediğimiz varlık hakikati yakalayabilecek niteliğe ve özelliğe sahip bir içeriye donanıma sahip olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla bu soruyu sormadan, hakikati merak etmeden, hakikati yakalamadan bir hayatı tamamlamak tamamen bir kullanım hatasıdır. İnsanın zihin ve düşünce dünyasındaki bir arızadan kaynaklanır. Aynen bir telefonun kendi donanımı ve işlevi olan bir takım fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlardan yararlanamıyorsanız eğer, ya arıza vardır onda, ya da biz bunu bilmiyoruz, kullanmayı bilmiyoruzdur. Dolayısıyla işte ibadetlerin de bir mantığı bu. Bize hayatı, yaşamayı öğretmek. Hayatın hakikatini ve gerçeğini, o gerçeğin içinde bizim konumumuzu ve pozisyonumuzu gerçek hali dönüştürebilmek. Evet, dolayısıyla... Bu anlamda bir manevi yolculuk, bir ilahi rehberlik kaçınılmazdır. Cenab-ı Allah ilk yaratılış başlarken kendi ruhundan bir parça koparıyor, ayırıyor ve ona Muhammed diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle hitap ediyor. İlk yaratılışın adıdır Muhammed bu anlamda. Bu bağlamda bütün insanlar da o Muhammedi ruhtan yaratılmıştır. Böyle bir zengin varlığa ve donanıma ve içeriğe sahiptir. Tabi ilahi hakikatten Cenab-ı Hakk'ın nefesinden ayrılarak gerçekleştiği için insan o ruh, her bir insanın içinde bulunan o ruh, o ilahi hakikati, gerçek hakikati, ebedi Allah'ın varlığını yeniden kavuşabilmek, onunla kucaklaşabilmek, ona yeniden geri dönebilmek adına bir özlem, bir sıla, bir özlem hayatı yaşar. Bu özlemini dindirebilmek için din vardır. Bu özlemi dindirebilmek için ilahi rehberlik, peygamberler ve kutsal kitaplar vardır. Evet, dolayısıyla olayı şöyle bir hikayeden anlatalım. Tarihte bir şahsiyet varmış, yaşamış bir şahsiyet. Kendisi hayatın hakikatini, hayatın varlık gerekçesini ve anlamını merak ediyor. Ve bu anlamda çevresinde ilim, hakikat sahibi, irfan sahibi olduğunu bildiği, inandığı insanların gidip kapısını çalıyormuş. Onlardan hayatın gerçek hakikati nedir, anlamı nedir bana anlatın diyerek bilgi istiyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Kimisi sevgi diyor, kimisi aşk diyor, kimisi muhabbet diyor, bir şeyler bir şeyler söylüyor ama hiçbirisi de onu bu anlamda tatmin etmemiş bu cevaplar. Peki demiş bu hayatın hakikatini, gerçeğini ve anlamını nasıl öğrenebilirim? Köy köy kasaba kasaba dolaşmaya başlamış. Sonunda gittiği diyarların birinde ona yol tarif etmişler. Bak demişler şu gördüğün kocaman devasa dağlar var ya onların o dağın kuytuluk bir noktasında orada yalnız başına yaşayan bilge bir şahsiyet var. Eğer sana yardımcı olabilecek biri varsa odur. O sana istediğin cevabı verecektir. Git onun kapısını çal demişler. Sonuçta bu şahsiyet dostlar az gitmiş uz gitmiş o dağın tepe, e, eteklerine tırmanmış ve sonuçta o bilge şahsiyetin evini bulup kapısını çalmış. Selamun aleyküm selam buyur neden geldin? O bilge şahsiyete o soruyu sormuş. Hayatın varlığın anlamı nedir? Hakikati nedir? Bunu bana anlatır mısın? diyerek. O bilge şahsiyete demiş ki tamam sana anlatacağım. Bak demiş. Önce şunu yap, sana verdiğim şu görevi yap. Bir çay kaşığı çıkarmış. O kaşığı dostlar içini ağzına kadar zeytinyağı doldurmuş ve eline vermiş. Bak bu kaşığı al, şimdi bahçeye çık, evin bahçesine çık. O bahçeyi giz, gez, dolaş, gel, tekrar bana dön. Ama dikkat et, o elindeki zeytinyağı sakın es eksilmesin, kaşıktan dökülmesin demiş. Şahsiyet çıkar bahçeye. Herhalde demiş bana bu görevi verdiğine göre bir hikmeti var. Sonunda büyük bir dikkat ve özenle kaşıktan gözünü ayırmadan o bahçeye gezmiş, dolaşmış. Sonra bilge şahsiyetin huzuruna yeniden gelmiş. Bak demiş senin yaptığın görevi yaptım. Peki yağ döktün mü? Hayır dökmedim. Bakmış dökülmemiş. Güzel aferin sana. Peki bahçeyi nasıl buldun? Gördün mü bahçeyi? Demiş ki bahçeyi görmedim o yağı dökme dediğin için tüm dikkatimi oraya topladım. Gözümü de ona dikmiştim. O yüzden bahçeyi görmek, onu seyretmek imkanım olmadı demiş. Ha demiş. Tamam anlaşıldı. Peki şimdi yeniden kaşığı al. Ama bu sefer o kaşığı dökmeden getirmek zaruretinde değilsin. Bahçeyi güzelce gez, seyret ve ondan sonra gel bana onu anlat demiş. Şahsiyet tekrar çıkıyor. Bahçeyi dolaşıyor. Bahçe muhteşem çok güzel çiçekler var, güller var, meyve ağaçlar var, mis gibi kokular yayıyor etrafa. Tabanı halı gibi çim, müthiş. Gerçekten çok güzel şeyler görüyor. Sonra tekrar bilge şahsiyetin huzuruna geliyor. Diyor bilge şahsiyet, ne gördün? Çok güzel bir bahçe gördüm. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir bahçe oluşturduğunuzu tebrik ediyorum. Peki kaşındaki ya? bir bakıyor ki kaşıkta yağ falan kalmamış bu arada. Evet. İşte diyor hayat böyledir diyor bir keşahsiyet. Hayatın anlamını, hakikatini arıyordun ya. İşte diyor hayatın hakikatini ve gerçeğini keşfetmek de böyle bir şeydir. Nasıl? Kıssadan hisseye geliyoruz. Hepimizin hayatında takıntıları vardır. Hepimizin hayatında gözümüzü, kulağımızı bağlayan duyu ve uzuvlarımızı odakladığımız bir takım takıntılarımız gönül dünyamızı kilitleyen bağlantılarımız vardır. İşte her şeyi ona odakladığımız zaman, o takıntılarımıza odaklanmış bir hayat yaşadığımız zaman, hayat etrafımızdan bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle, nefasetiyle akar gider ama biz onu fark edemeyiz. Hayatı ıskalarız. Hayatın bize sunmuş olduğu nimetleri, bize sunmuş olduğu zenginlikleri fark etmekten, o hayatın her bir estantisinde bize tecelli eden esmaları, Cenab-ı Hakk'ın o ismi isimlerinin bize ola e, getirmiş olduğu mesajları algılamaktan aciz kalırız. Farkına varmadan bütün bir hayatı tamamlarız. Neden? Çünkü hep korumak ve muhafaza etmeyi düşündüğümüz bir takım takıntılarımız, bir takım bütün uzun ve duygularımız, düşüncelerimiz bağlayan dostlar, bizim zafiyetlerimiz vardır. O zafiyetleri aşmadan, o takıntıları yontmadan, Budamadan, hayatımızda ortadan kaldırmadan hayatı keşfetmek, hakikatin ve hikmetini fark etmek, gönül dünyamızda kamil bir insan kimliği ve şahsiyeti inşa edebilmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği ikramları fark ederek ona doğru bir yolculuk yapabilmemiz mümkün olmaz. İşte Ramazan neden var? İbadet neden var? Oruç neden var? dediğiniz zaman aslında bu gerçeği hakikati, bu hakikate işaret eder. Bütün ibadetlerin aslında Cenab-ı Hakk'ın bu ibadetlere ihtiyacı yok. O ibadetlere bizim ihtiyacımız var. Haklı hakikati keşfetmek adına, hayatımıza anlam ve değer katabilmek adına hayatımızdaki zafiyetlerimizi ve takıntılarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Salih bir niyetle ve hayatın hakikatini keşfetme düşüncesi ve duygusuyla dostlar ibadet etmemiz gerekiyor. Ben bu hakikati keşfetmeden ömrümü tamamlamayacağım. Ben bu hakikati yaratılışın gayesini, şu varlığımı kemalete taşımayı başarmadan son nefesimi vermeyeceğim diye niyetlenen tarih bir niyete ihtiyacımız var. Bu niyetle ibadet ettiğimiz, bu niyetle şu mübarek gün ve zamanları değerlendirdiğimiz zaman niyet zafer olacaktır. Niyetimiz ne kadar salihse, iyi niyetli ve samimiyetse sonuçta o kadar güzel ve muhteşem olacaktır, bundan emin olun. Bir mübarek şahsiyetin ifadesiyle sohbetinde dinlediğim, eğer ki bu dünyanın nihayetinde ölümle birlikte bir düğün ge gecesine uyanmak, muhteşem buluşmaya, rıza-i ilahiye ulaşmak istiyorsanız eğer, öncelikle samimi bir niyete ihtiyacınız var. Eğer hakikati bulmak adına samimi bir niyetiniz varsa, bu hakikati keşfetmek gibi bir niyetle niyet etmişseniz eğer, Allah sizi ama mutlaka ve mutlaka zayi etmeyecektir diyor. İşte biz de bu zayi olanlardan olmamak adına şu güzel günleri en güzel şekilde değerlendirmemizi murat ediyoruz. Niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Tabii şu da bir gerçek. Yaşadığımız dünya ve ortam ne kadar biz zafiyetlerimizden, takıntılarımızdan kurtulmaya çalışırsak şeytanın da hileleri bu dönemde, bu çağda o kadar profesyonelleşti ki bir şekilde sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan yanaşıyor ve hayatımızda bir takım zafiyet ve takıntılar inşa etmeyi de başarıyor. Bu da bir gerçek. Yani müthiş bir şekilde, futboldan örnek vereceğim, müthiş bir yakın markaj altındayız. Gerçekten zor. Belki onun o oyun ve hilelerinden en çok uzaklaşıp azat olabildiğimiz dönem, belki şu Ramazan ayı, şeytanın bağlandığı zamanlar. Ama hep onunla imtihan edilmeye devam ediyoruz. Bakın, günümüzün şer güçleri, şeytani güç odakları, hayatımızı öyle zafiyetler, öyle, bağlantılar, takıntılar, alışkanlıklar ediniyor ki. Şimdi mesela Ramazan'dan bahsediyoruz. Dostlar, yani belki şu anda iftar sofralarımızda mübarek bir içecek olarak belki iftarımızı açmak için düşünebileceğimiz zemdemden hatta sudan ziyade bugün kola tüketimi adeta bir adet haline aldı. Ramazan ayı başlamadan bir hafta öncesinde bir bakıyorum marketlerin önünde, içinde devasa devasa dağ gibi yığılmış kola reyonları görüyorum. İnsanlar artık şey gibi değil, koliler halinde toplu olarak alım yapıyorlar. Bir aylık alım yapıyorlar. Neden? Kolasız iftar sofrası olmayacak, olmaz düşüncesi var. Düşünün, hayatımızda bu kadar, yani sağlığımıza zararlı, içeriği anlamında bizim ibadetimize, ruhumuza, şuurumuza zarar verecek böyle bir içeceği adeta Ramazan'ın mübarek bir içeceği haline getirmiş, onsuz iftar yapamayacak bir alışkanlığa, takıntıya, zafiyete uğramışsak eğer, o zaman nasıl olacak bu kemalata eriş, yolculuk, nasıl olacak bu seyri sefer, İşte bu da sorgulanması gerekiyor. Bir takım güç odakları bizim hayatımızı bu şekilde takıntılar, vazgeçilmez alışkanlıklar edindirmeyi çok güzel başarıyorlar. Bakın buna dair çok güzel bir örnek var tarihten. Eminim keyifle dinleyeceğiniz bir hikaye de anlatacağım size. Bugün hikayelerle gideceğiz inşallah. İran'da zamanında geçen gerçek bir hikaye bu ha. İran'da geçiyor. İngilizler şeker üretimi yapıyorlar. O zaman insanlar da daha suni şekeri bilmiyor. Ve diyorlar ki İran büyük bir toplum, kalabalık bir ülke, çok güzel bir pazar var. Fakat İran'da insanlar şeker tüketmiyorlar. Ne yapıyorlar? Çaylarda Müslümanlar, dostlar hurma ve şey atıyorlar şeker değil de hurma atıyorlar üzüm atıyorlar, tatlandırıcı meyveler atıyorlar. Onlar da çaylarını tatlandırarak çay tüketimi yapıyorlar. Bunun üzerine İngilizler diyorlar ki İran pazarına girmemiz lazım. Burada büyük kazanç var. Nasıl yapacağız? İranlarda biliyorsunuz dini dederler var. Molla adı verilen. Bu mollalarda anlaşırsak halkı ikna ederler. Sonra İngiliz'de ajanlar gidiyorlar. Bu mollalarla görüşüyorlar. Diyorlar ki halka şeker tüketimi konusunda tavsiyede bulunun, emredin, fetva verin. Size İran'daki satılacak tüm şekerlerden elde edilmiş kazançların yüzde %10'unu vereceğiz diyorlar. Mollalar hemen ikna, ikna oluyorlar. Zaten takiyeci bir toplum. Yani çok kolay her şeyi beyledebilecek konumları var mollaların. Tamam diyorlar. Hemen o hafta birdenbire İran'da tüm camilerde, e, sohbetlerde o halkalarında Moğollalar vaaz ediyorlar. Siz nasıl olur da Allah'ın o mübarek hurmasını, üzümünü çayın içine atar, onun fıtratı doğasına aykırı bir şekilde tüketirsiniz. Yanlış yapıyorsunuz, sakın bunu yapmayın derler. İran halkı da der ki ama biz çayı bununla tatlandırıyoruz. Sorun değil, siz de şeker tüketin. Bakın İngilizler şeker getirmiş. Onu tüketin. Atın çayınızı. onlar da tatlandırın. Öbürü günah. Allah'ın yaratmış olduğu o hurmayı, üzümü fıtratına aykırı bir şekilde çayın içine atıp da kullanıyorsunuz. Bu demiş olmaz. Bunun üzerine İran halkı tamam demişler. Ve herkes şeker almaya başlamış. Tabi İngilizler işler gayet güzel. Para güzel kazanılıyor. Fakat Mollaların o yüzde onluk hissesini ilk bir iki ay vermişler. Sonra kesmeye başlamışlar, aksatmaya başlamışlar. Nasıl halk alıştı artık. Biz her zaman mollalara bu yüzde onu ödemek zorunda değiliz demişler. Fakat mollalar işletildiklerini anlayınca dostlar, siz öyle mi yaptınız? Tamam. Hemen aralarını anlaşıyorlar. Ertesi gün bu olay üzerinde kendi hisseleri ödenmeyince halka şu vaazı yapıyorlar. Ey İran halkı! Siz ne yapıyorsunuz ya? Çayınıza gavurun ürettiği şekeri atıyorsunuz. O küfre, kafire para mı kazandırıyorsunuz? Nasıl bunu yaparsınız? Onun yaptığı, ürettiği şey necistir. Çayınıza sakın atmayın diyorlar. Aa, halk birdenbire elindeki şekerleri sokağa dökmeye, çöpe dökmeye başlıyor. Bir anda İran'da dostlar şeker tüketimi sıfıra iniyor. İngilizler ne oldu? Şeker satamıyoruz. Tüh. Ne yapacağız? Mollalarda yeniden masaya oturacağız. Onlarla yeniden anlaşacağız. Mollalara gidiyorlar. Tamam bir hata yaptık. Size yüzde on hissenizi veriyoruz. Lütfen şu İran halkının şeker kullanımı konusunda bize yardımcı olun. Fakat Mollalar göz açıldı. Yok öyle diyorlar. Siz yanlış yaptınız. Biz bundan sonra yüzde yirmi istiyoruz. Kazancınızdan yüzde yirmisini bize vereceksiniz. İngilizler mahkum. Tamam diyorlar. Veriyoruz. %20'si size ait. Bunun üzerine Moğollar tekrar kürsülerde, vaazlarda, hutbelerde yerlerini alıyorlar. Ey İran halkı! Tamam size çayınıza şeker atın, atmayın dedik. Dedik ama bunu şu anlamda söyledik. Hiç atmayın diye işte söylemedik. Bunu gavur icat ediyor. Bakın küp şeklinde de yapabiliyor bunu. Dolayısıyla gavurun icat etmiş olduğu bu şeker necistir. Ne yapacağız biz? O şekeri alacağız, çaya bandırıp ona gusül aldıracağız. Onu tekrar arındıracağız, onu dostlar boy abdestiye aldırıp öyle tüketeceğiz çayımızda. O yüzden çay, şekeri bu şekilde tüketebilirsiniz. Sakın sokağda dökmeyin demişler. Bunun üzerine İran'da yeniden şeker tüketimi başlıyor. Evet, dolayısıyla e, İngiliz emperyalizmi... Topluma bu şekilde, o toplumun en saygın, değerli insanları, kanaat önderleri aracılığıyla nüfuz ediyorlar. Böyle bir marifetleri var. Çok becerikliler. Yani bizde de falanca fişmek, fetödür bilmem nedir cemaatler aracılığıyla toplumuza nüfuz etmeye çalışmadılar mı? Bu böyledir. Emperyalizm, sömürgecil güçler toplumun en saygın kimlik ve şahsiyetleri aracılığıyla nüfuz ederler. Kendileri bizzat ortaya çıkarak kendi ifadelerini, düşüncelerini, kanaatlerini ortaya koymazlar. İnsanların za dostlar hassas olduğu noktalar üzerinden yürürler. Evet, işte bunun bir başka örneği. Şimdi ben size söyleyeceğim. Bir ileri derslerde belki bunu programlarımıza da gündeme alırım. Mesela şimdi tüm dinlerde, Yahudilerde, Hristiyanlarda hatta Müslümanlarda dahil olmak üzere Mehdi Aleyhisselam beklentisi var sıkça bir sosyal medyada, YouTube kanallarında görüyorsunuzdur. Mehdi Aleyhisselam geldi gelecek. Şimdi bunu İngiliz emperyalizmi, Amerikan CIA'yı bilmiyor mu? Biliyor. İnsanların bu beklentilerini ben nasıl istismar edebilirim? Onun hesabını yapıyor. Emin olun, bakın bunu ileriki belki programlarını gündeme alırım. CIA şu anda dünyadaki toplumları manipüle edebilmek, kontrol edebilmek, Onların düşünce ve duygu dünyalarını ifsad edebilmek için bir sürü sahte mehdiler yetiştiriyor. Piyasaya sürecek. Onlar eliyle toplumları kendi peşinden, kendi emelleri doğrultusunda sürüklemeye çalışacak. Böyle bir zihin yapılanması. Bunu çok iyi başarıyorlar. İşte uyanık olması lazım. Artık Müslüman'ın okumayan, bilmeyen, dünyayı anlamayan modeli yani hacı amcalarımız vardı. Eskiden bilirsiniz cami köşelerinde işte çay ocaklarında oturur, cami namaz saatini bekler. Orada birbirlerine kıssadan hisseleri anlatırlar, söylediği dinledikleri sohbetlerden paylaşırlar vesaire. Artık o dönem geçti. Müslüman dünyayı anlamak, fark etmek ve bu anlamda doğru okuyup kendi doğru noktaya konuşlandırmak zorunda. Aksi takdirde aynen bugün programımızın başına söylediğim gibi Dostluktur, barıştır, sevgidir, özlemdir, demokrasidir falan fişmekan gibi, özgürlüktür gibi kavramlarla dostlar içi böyle dışı çok güzel, lezzetli, güzel görünen bir e, görüntü içerisinde, bir şeker e, kıvamında içi zehirli bir meyveyi bize yedirebilirler zamanda Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasına sebep olmuş olan şeytanın hilesi bugün bizi de ülkemizden, varlığımızdan, değerlerimizden koparmaya yönelik bir şeytan oyunuyla hileye düşürebilir. Dolayısıyla uyanık ve bilinçli olmak zorundayız. Bunların ruh halini, davranış özellikleri bilmek zorundayız. Bizim ve programımızın varlık gerekçesi de budur zaten. Bunun için bu yolda yürüyoruz. Bunun için şu saatte sizin zamanınızı alıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Bakın bunun için ne yapmak lazım? Hileye düşmemek için. Dedik ya Allah samimi bir niyetle dostlar ben hakikati varlık sebebimi keşfetmek istiyorum diyen insanı kulunu asla zayi etmez. Onun nihai anlamda mutlaka emellerine vasıl eder, ulaşmasını sağlar. Ama bunun için salih bir kalple ve salih bir niyetle niyet etmek gerekiyor, yola çıkmak gerekiyor. Bu bağlamda işte bizim kültürümüzde tasavvuf dediğimiz veya İslam'daki bütün adetler, bu anlamda değerler ve kazanımlar, Müslüman'a bu kıvamı ve değeri kazandırmayı amaçlar. Bu niteliği, bu saflığı ve bu duruluğu, bu samimiyeti kazandırmak adına bir talim yaptırmaya çalışır. Amaç da budur zaten. Yani Müslüman'ı bu kavamda ve bu değerde tutabilmek, yanılmasını engelleyebilmektir. Bakın bir gün Sami Efendi diye bir şahsiyetten bahsedilir. Kendisi Darül Fünün'de, Osmanlı Devleti'nin son döneminde kurulmuş en önemli üniversite kurumu. Fen bilimleri üzerine ders veren bir okul. Orada hukuk fakültesini bitiriyor. Ve onun bu durumunu gören bir Allah dostu kendisine yanına çağırıyor. Bak evladım diyor, çok güzel dersler aldın. Burada çok güzel ilimler öğrendin. Seni tebrik ediyoruz. Zeki bir çocuksun. Ve bu anlamda hakikate açık bir iklimin doğan e, zihinle kalp yapım var. Gel diyor seni. Bir de diyor medrese eğitimini alalım. Orada bir hakikat dersi al. Hakikate erişmenin tertibini, düzenini, derslerini, disiplinini edinirsen sen bundan çok daha istifade edersin diyor. Sen bunu kaldıracak nitelik ve kapasiteye, kalp inceliğine sahipsin. Çocuk çok merak ediyor. Darül Fünun okumuş düşünün. Çok üst bize düzey bir okul. Ee, yani ben böyle bir okuldum. Okulda okudum. Acaba orada bana ne öğretecekler diye soruyor. Vallahi diyor o Allah dostu ne öğreteceklerini bilemem. Ama şunu biliyorum. Bir, ilk ders sakın ama sakın ilk ders kimseyi incitmeyeceksin. Bu okulun son dersi ise asla ve asla hiçbir şeyden de incinmeyeceksin diyor. Evet ilk ders incitmeyeceksin, son derste de incinmeyeceksin. Ne demek bu? Gerçekten zor bir şey bakın. İnsanlara zarar vermemek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak aslında kolay bir şeydir. Neden? Anlaşılabilir bir şey. Elinize, dilinize, gözünüze sahip olduğunuz zaman bu anlamda bir disiplin ortaya koyduğunuz zaman insanları incitmemeyi başarabilirsiniz. İnsanların hakkını, hukukunu korumanın bildiğimiz bir yolu ve yöntemi var. Ama bir başkasının bizim nefsimize dokunan, bizim duygularımızı kabartan, kalbimizi böyle ters düzeden bir tavrı, bir küfrü, bir hakareti, bir dostlar taciziyle karşılaştığımız zaman incinmemek işte bu en zoru budur. O yüzden son ders odur. Çünkü o dersi alabilmek belli bir kemalat noktasına ulaşmayı gerektirir. O noktaya ulaşmadan incinmeyi incinmemeyi öğrenemeyiz. Dolayısıyla zor bir iştir. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz biz bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gidiyor. Orada akrabaları var. Bir ümitle orada tebliğ ve irşadlarda bulunuyor. Hak ve hakikati tebliğ ediyor, anlatmaya çalışıyor. Ama yani bırakın kendisini dinlemek. Bırakın o kendilerine bir şeyler anlatmak için yol gelmiş o insana biraz olsun misafirperverlik göstermek. Kendisini taş yağmurda tutuyorlar. Başını, gözünü, ayaklarını kan revan içinde bırakıyorlar taşlar, taşlayarak. Ve düşünün, o taşlanmış, yaralı, bereli halinde şehri terk etmiş, çölün ortasında bir ağacın gölgesinde soluklanırken Cebrail Aleyhisselam geliyor ki iki gözü iki çeşme vardı yalvarıyor yakarıyor Cenab-ı Hakk'a beni kimlerin eline bırakıyorsun diyerek bir e, niyazda bulunuyor. Öyle bir ortamda Cebrail Aleyhisselam giriyor. Ya Muhammed sen dile şu dağları alalım, Taif'in başına geçirelim. İster misin dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne diyecektir? Hayır diyecek. Yapma. Düşünün o halde o kadar incitilmiş, o kadar tacize uğramış, hakarete uğramış hayır diyecek. Umulur ki onların neslinden ileride güzel Müslümanlar gelir. Onlar bilmiyorlar. O yüzden bu hatayı işlediler diyecek kadar. Yani bu kadar hakarete rağmen onların incitilmesine razı olmayacak bir ahlakı, inanmışlığı, kararlılığı ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu bir peygamberi ahlaktır. Zor olan bir şeydir. Ama biz de bu o zor ahlakın bir nüvesini, bir şubesini kendi ruhumuzda, düşünce ve duygu alemimizde inşa etmeyi başarmamız gerekir. Hallacı Mansur dostlar aynı şekilde kendisi linç edilirken aynen o da aynı şekilde dua ediyormuş. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Benden evvel onları affet. Eğer bir hatam günahım varsa eğer benden önce onları affet sonra beni affet diyerek dua ediyormuş Hallacı Mansur. Düşünün, peki böyle bir hakikat, böyle bir kıvam, böyle bir ruh hali, böyle bir ahlak neyle inşa edilir? İşte bu dostlar bir kalbi selim halidir diyor Allah dostları. Kalbi selim bir hal varsa diyor, ancak bu da bir tahsille, bir terbiye neticesinde gerçekleşebilecek bir haldir. O kalbi selim ortamına ulaşmışsa mümin bunu gerçekleştirebilir diyor. Ebul Kasım el Hakim'e kalbi selimin sıfatları sorulmuş. Dostlar aynen şunları söylemiş. Kalbi selimin üç vası vardır diyor. Birisi incitmeyen bir kalp. ikincisi incinmeyen bir kalp. Üçüncüsü her ne yaparsa, her ne iyilik yaparsa yapsın bunu sadece ve sadece safi Allah için yapan kalp diyor. Bu üç şubeyi toplamış kalp kalbi selimdir. O işte diyor bu anlamda bu terbiyi, bu manevi mertebeyi yakalamıştır diyor. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Kalbi selim bir mümin olabilmek, incitmemek ve incinmemek adına şu Ramazan ayı, mübarek günleri ve saatleri bizim için büyük bir değer ve anlam taşıyor. Bakın bir sürü sadaka yapıyoruz. Fitreler veriyoruz. Zekatlarımızı ödüyoruz. Hasreten şu Ramazan gününde buna çok ehemmiyet veriyoruz. Müslüman kişinin, müminin en hassas olduğu zamanlar. Ve ülkemizde bir deprem sonrasında gönlü yaralı, ruhu yaralı, maddi manevi büyük hasar görmüş insanlarımız var. Bütün bunları da hesaba katın. Ve bu anlamda yapılacak pek çok gerçekten kalbi selim bir fasıf ve tavırla ortaya koyacağımız çok güzel bir hareket alanı var. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir karşılık beklemeksizin safi bir niyetle Allah için iyilik yapabilmek adına kalbi sediğim bir tavır ortaya koyabilmek adına güzel zamanlar. Oruç ve Ramazan bunun için var. Yani bizim gün boyu aç kalmamızı anlayamayanlar, bunu şuur edemeyenler İslam'ın zerre kadar değerler dünyasından nasibini alamamış kişilerdir emin olun. Bundan dolayı da ya oruç tutuyorsan kendine tutuyorsun, Ramazansa işte e, e, iftar yapmak istiyorsan git evinde yap, namaz kılıyorsan işte git evinde kıl, kimsenin alanını daraltma diyen mantık, yaratış hakikatinden, gerçeğinden ve kendisi üzerindeki büyük İslam hakikatinin nimetinden şuursuz olan mantıktır. Ve bütün korkusu bizim İslam hakikatiyle karşıda dikilip, hayır insan olmanın yollarını ve kanallarını açık tutmamız, samimi bir niyetle hakikatin, hayatın hakikatini, anlamını ve değerini keşfetmek isteyenlerin imkan ve zeminini oluşturmamızdan rahatsız olanlardır. Bundan dolayı da işte o en başta verdiğim örnek. Onun için diyorlar. Kardeşim orucunu açacaksan git evinde aç. İftar saatidir, Rabben de orucumdur diyerek bizim yaşam alanımızı ve konforumuzu bozmaya kalkışma diyorlar. Yani Müslüman etliye sütlüye karışmayan, hakikate ulaşan yolları açmayan, bu anlamda tebliğ ve irşatta bulunmayan, yani hiçbir fonksiyonel fa faaliyeti, iradesi bulunmayan kimlik olarak algılıyorlar. Kendileri hayatı öyle yaşıyorlar ya, bizim de öyle olmamızı bekliyorlar. Vallahi öyle olmayacak Allah'ın izniyle. Rabbim nasip etsin, küfre ve zulme bu ülkemleketin memleketin çocuklarını batıla teslim etmeyeceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet, dostlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Bundan dolayı, demin bahsettiğim hakikatten dolayı, yani kalbi selimle yapılacak bir iyiliğin gerçekten Allah için yapılıp yapılmadığını anlamak için Cenab-ı Allah hemen hemen Allah rızası için yaptığımız tüm iyiliklerden dolayı bizi imtihan eder. Bunu unutmayın. Yaptığımız iyiliklerden dolayı Allah rızası için yaptık diyoruz ya, o iyiliği eğer gerçekten Allah rızası için yaptın mı, yapmadın mı, bunun için test ediliriz. Nasıl test ediliriz? İyilik yaptığımız kişi bize kaşını çatabilir. Bize teşekkür etmeyebilir. Bize vefa göstermeyebilir. Ve o anda, vay be şuna bak, ben ona şunu iyiliği, iyiliği yaptım, bunları bunları yaptım. Bak bana kaşını çatıyor, gözünü çatıyor, bir de bana itiraz ediyor. Bir daha yapmayacağım buna. Dediniz mi? Bitti işte. Yaptığınız iyiliği demek ki o kişiden bir karşılık bekleyerek yapmışsınız. Allah için yapmamışsınız. Safi bir Allah'la Allah'ın rızasını umut ederek kalbi selimle yapılmış bir iyilik değil demek ki o iyilik. O zaman işte kaybettiniz. Niyetiniz gerçek ve salih bir niyet olmamış demek Bu anlamda iyilik yaptığınız zaman bununla imtihan edileceğini bileceksiniz ve Allah için yaptım ve asla ve asla hiçbir şey beklemiyorum demeyi başaracaksınız. Hatta o kişiden bir vefasızlık mı gördünüz? Ben Allah için yapmıştım. Ondan zaten bir şey beklemiyordum deyip o kişi bir iyilik daha yapabiliyor musunuz arkanızdan? Böyle bir yiğitlik gösterdiniz mi? Bitti. Artık kimse sizin Allah için iyilik yaptığınızı tartışamaz. Bu anlamda vicdanen müthiş bir dostlar darbeyi gerçekleştirmiş. Şeytanın putlarını zihin ve duygu dünyanızda yerle yeksan etmiş olursunuz inşallah. Evet. Diyor ki bir Allah dostu yine sohbetinde oradan örnek verelim. Cenab-ı Hak diyor kendi huzuruna. Kimse eziyet etmeden kişiye gelen kişiye diyor, verayı verir. Kalbini Rabb'e yöneltip kimseden incinmeyen kişiye vefa duygusunu verir diyor. Üçüncüsü yaptığı salih amellere hiçbir faniyi ortak etmeksizin sadece ve sadece Allah için yapmışsa Allah ona ihlası verir diyor. Yani Cenab-ı Allah taçlarla, zinetlerle, vera, vefa, ihlas dediğimiz zinetlerle o kişi donatıyor ve huzurullah'a dostlar bunlarla çıkıyoruz. Dolayısıyla bu donanıma, bu vasıflara sahip olarak huzurullah'a çıkmış olan bir mümin artık sorgu ve suale gerek kalmayacak. İmanını ve şehadetini, alametlerini bizzat üzerine taşıyarak huzura çıkmış bir kimlik olarak meydanda yerini alacaktır. Dolayısıyla bu anlamda şu mübarek gün ve saat ve zamanları bu donanımlara, bu ziynetlere, bu tacı başımıza giyerek tamamlayabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Evet, şair ne güzel söylemiş değil mi? Bakın, cihan bağında... Ey aşık budur maksudu İnsuc'un. Ne kimse senden incinsin ne de sen kimsenden kimseden incinesin demiş. Dolayısıyla bütün cihan bağının aşıklar için maksadı budur diyor. Hatta İnsuc'un için diyor. Budur. Yani kimseden incinmeyeceksin ve incitmeyeceksin. Evet. Dolayısıyla dostlar Böyle bir manevi terbiyede ruh halinden geçiyoruz. Böyle bir iklimden geçiyoruz. Zamanı, mekanı, ortamı şu o, mutlaka bu anlamda teneffüs etmemiz gerekiyor. Bu arada şimdiden bilgi verelim. İnşallah Ramazan ayının sonrasında bitiminden sonra ben de kendi sosyal medya hesaplarım üzerinden oradan beni takibe geçirebilirsiniz. Hasreten YouTube kanalımdan e, tasavvuf dersleri dediğimiz bir e, dizi dersler zinciri düzenleyeceğiz. bu anlamda bu anlattığım konuları biraz daha böyle detaylandırarak, zenginleştirerek ve muhabbet havasında gönül ve düşünce dünyamıza hemen Ramazan sonrası o Ramazan'ın kazandırdığı iyilik ve donanımların üzerine onu inşa etmeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Bu derslerimize katılmayı ve iştirak etmeyi ihmal etmeyin inşallah. Evet, sosyal medya hesaplarımız üzerinden eee bunun duyurusunu yaparız. Evet, peki. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, bakın bu konuda. Yani insanın kalbi selim vasfına, insanın kemalata taşınması noktasında nasıl bir metot, nasıl bir yöntem, nasıl bir eğitim gerçekleştirdiklerini bizatihi kendisi açıklıyor ve anlatıyor. Ne yapıyorlarmış? aynen onun cümleleriyle ifade ediyorum. Diyor ki bize gelen kişiye diyor şöyle bakarız. Nefsevi, nefsivi, nef, pardon, nefsani, dünyevi bağlantılarından dolayı diyor. Gönül ve düşünce dünyası, kalp dünyası kirlenmiş, paslanmış, orası korlanmış olan bir müminse diyor o kişi diyor. Önce diyor bu faninin kalp dünyasını temizlemeye başlarız diyor bir temizlik harekatı gerçekleştiririz. Sonra orası temizlendikten sonra orayı şöyle de düşünebilirsiniz o günün dünyasını bir tarla gibi düşünün. Yabani otlardan, keseklerden, taşlardan ayıklanması, ekilecek duruma getirilmesi gibi düşünün. Aynen bu şekilde temizleniyor. Önce onu yaparız diyor. Sonra diyor oraya diyor muhabbet tohumları ekmeye başlarız. O muhabbet tohumları gönül dünyasına ekildikten sonra sonra onu diyor hakikat zemzemiyle diyor sularız. Onunla orayı yeşertmeye, canlandırmaya, fidelenmeye çalıştırız diyor. Sonra diyor marifetullah güneşiyle diyor o ekilmiş tohumların boy kazanmasına ve fide haline gelmesine, fidan haline gelmesine sağlarız diyor. Evet. Dolayısıyla diyor böyle diyor biz bir eğitim metodu süreci takip ederiz. Peki bundan sonra diyor, işte diyor, ondan sonra diyor zikirler, tesbihatlar, esmalar gelir. Fakat bu o fided durumuna dönüşmüş olan dervişin kemalata taşınması. Onun güçlü, gövdeli bir ağaca dönüşüp meyve vermesi Artık o diyor kendisine kalmış bir şey. Bütün tesbihatlar, dersli zikirler diyor bunun için vardır. Biz ona diyor bu anlamda aslında onun kişinin eline bir çakmak taşı veririz. O çakmak taşıyla kendi gönül dünyasındaki çırayı tutuşturabilir ve o aşk ateşini canlandırabilirse canlandırır. O canlanmışsa eğer diyor o canlanmayla o kişi diyor artık tutuşur, büyür ve meyvedar olacak bir ağaca dönüşür. Bu istidadı gösterip göstermek onun becerisine kalmıştır diyor. Dolayısıyla biz bütün bunları yapar, ondan sonra onu bu sürece hazır hale getiririz. Bu sürece de seyri sülük diyorlar tasavvuf eğilleri. Evet dostlar, bugün sizle kıssalarla bir Ramazan akşamının muhabbetini gerçekleştirmeye, gönül ve düşünce dünyamızda hakikat yolculuğunun gerekçelerini, gerçeklerini inşa etmeye, bu anlamda bir Gönül muhabbeti yapmaya çalıştık. Umarım istifadelere vesile olmuştur. Haftaya yine bugün ve bu saatte tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar.